aziz kardeşlerime selamünaleyküm. Rahmetullah ve berekatuh ebeden ve daimen. Kardeşlerim geceniz hayır olsun. Allah-u Teala cümlemize mübarek etsin. Bu güzel geceler hürmetine Cenab-ı Hak bizlere iman selameti, ümmeti Muhammed'e, Müslümanlara, ehli iman, ehli İslam'a istikamet ve nihayetinde de hüsnü hatime ihsan eyleye inşallah. Bunlar elbette ki güzel temennilerdir. Dua, efendim, ibadetin özüdür. Zaten kulun, efendim, en mühim meselesi Allah ile arasındaki, efendim, irtibat olan dua. Her an Hak ile beraber, efendim, olma ve dua ile Hakk'a yüzünü, cihetini dönme, isteklerin, efendim, yapılanların hali yalnız onun rızasına uygun olabilmesi için, onun rızasına uygun olabilmesi için. Yoksa insan her an dua halindedir. İnsan her an dua halindedir. İnşallah. Lakin bu duanın içerisini doldurabilmek, doldurabilip de ama ne ile doldurabildiğimizin farkına varabilmek. Allah-u Teala ile bir, yani ki insanın hiçbir zaman yalnız kalma imkanı olmaz, olmayacak da. Allah'tan ayrı kalmanın imkanı olmaz. Lakin gözler perdelidir, kulaklar mühürlüdür, kalpler mühürlüdür. Allah'tan kişi gafildir. Buna da yapacak bir şey yoktur. Çünkü onların üstünde, efendim, o gönülleri ve gözleri, hali, efendim, hasların haline, insan-ı kamilin yoluna uygun olan kimseler de öyle kimselerin üstünde vekil değildir. Çünkü ilk kişi meyliyle tarafını belirler. Neye meylediyor? Tarafını ne tarafa döndürüyor, yönünü hangi tarafa çeviriyorsa, o kişinin elbette ki çevirdiği tarafa, iradelerin üstündeki külli irade sahibi Mevla Teala, o kişinin iradesini hangi cihete çevirdiyse o cihete yönlendiriyor. Allah-u Teala da zulüm haşa yoktur. Kişi cihetini nara çevirdiyse nara yönlendiriyor. Nura çevirdiyse külli irade, iradelerin üstündeki irade o kişinin iradesinden dolayı nura çeviriyor. Yani şu anda yaptıklarımız, tercihimiz neyden yanaysa İradelerin üstündeki olan irade, Hakk'ın iradesi, kişinin iradesine göre onu yönlendirir. Adil-i mutlaktır Hak Teala. Kul neyi ister, ne tarafa dönmek isterse o tarafa döndürüyor. İşte hidayet meselesi böyle bir şeydir. Kimileri vardır ki Hakk'ın karşısında bildikleri halde Hak olduğunu gördükleri halde o Hakk'ın karşısındaki o tecelliyatı, efendim, o zuhuru karşısında renkleri simsiyah olur. Bazen böyle çok para kaybeden adamın, hani, haber verirler. Ya işte şu kadar para kaybettin,
diye söyledikleri zaman belki o anda orada bulunan bir kişi buna şahit olmuştur. Rengi simsiyah olmuştur. Bir anda insanın yüzü değişir. İşte o kaybından dolayı kişinin psikolojisi, efendim hali, ruhaniyatı, hali, ahvali o kişiyi o duruma getiriyor. Bir anda rengi simsiyah oluyor. İşte Hakk'ın karşısındaki o tecelliyata nefsi küfürde olduğu için tercihini de sürekli nefsinden yana yaptığı için o kimseye o nurun efendim tecelliyatındaki hali aynı o dünyalığını kaybeden kimse gibi rengi simsiyah olur. Çünkü onun maksadı dünyadır. Böyle kimselerden evet amel-i salih görülür mü? Görülür. Hakkın karşısında rengi simsiyah olan kimselerde amel-i salih görülür mü? Evet görülür. Böyle kimselerden namaz veyahut da efendim abdest buna benzer amellerde efendim sadaka işte amel-i salih bunlar olur mu? Evet bunlar da olur. Fakat Hakk'ın karşısında rengi de simsiyah kesilmekten de geri durmaz. Onlardan öyle kimseler vardır ki sözleriyle biz de iman ettik derler fakat daha henüz inanmamışlardır. Ağızlarıyla biz de iman ettik derler fakat henüz daha inanmamışlardır. O iman daha onların kalplerine oturmamıştır. Dolayısıyla yapılan bu amel-i salih, bu ameller ruhsuz bir ceset gibidir. Cesedi şurada 3 gün beklettiğin zaman kurtlanır, kokuşur. Mecbur onu toprağın altına gömeceksin. Yok ol, orada çürümeye mahkumdur yani. Ama diyor er kişi diyor cesedini çürütmez. Hak dostlarının efendim çok defalar tevafuk etmiştir. Yıllar sonra hatta yüzyıllar sonra gerektiğinden dolayı ve hatta hikmet-i ilahi öyle tecelli etmiştir. Kabirleri açıldığında daha henüz silsile-i saadattan olan Kars tarafında kabri şerifi vardır. Orada methundur. Hasan-ı Harkani Hazretleri metrelerce toprağın altında yüzyıllarca kalmış. O bölge halkından efendim kimi yetkili kimselerden 2 kimseye mana aleminde uzun yıllardır artık burada beklemekteyim. Benim yerimi tespit edin, belledin. Zira sebebi çünkü onların amel-i salihatı ruhuyla beraber vardı. Bedeni de çürümez, amel-i salihat da ceset olmadığı için, ruhla beraber olduğu için canlı bir insan nasılsa, nurani bir insan kişi nasılsa onların da amelleri aynıyla öyledir. Bunun efendim hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Kişinin kabri ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Efendim, elbette ki onlar tasarruf ehlidir. Müstakil bir tasarrufa sahip değildir. Müstakil bir tasarrufa sahip olduğuna inandığımız kişi puttur. Allah ile beraber ilah edinmektir. Onların irtibatı Allah iledir. Gayri bir şeyle değildir ki. Gayrisini zaten reddetmiştir. Nefi ispat etmişler. La ilahe illallah'ı tam manasıyla hakkıyla nefi ispat etmişler. Allah'tan gayrisini reddetmiş ve gönlüne de haktan gayri hiçbir şeyi koymamış. Kalp döner çünkü. Kalp her an her tarafa dönebilir. İşte onu döndürmemenin yolunu o kalbe vuraraktan illa Allah'ı hakkın nurunu efendim oradaki narını temizleyip hakkın nurunu doldurmuşlar. Artık kalbin bir tarafa dönme imkanı kalmamış. Artık orası karargah-ı ilahi olmuştur. İşte böyle kimselerin kabri şeriflerine gittiğin zaman o cennet bahçesinde maksat cennet-i zat-ı naimine ulaşmış kimsenin
o feyizlerle, sünuhatlarla donatılmış o zat-ı kiramların kabri şeriflerinde oturup da istifade etmemek elbette ki nasipsizliktir. Tekrar sözün başına dönelim. Bu müstakil bir şey değildir. Allah'tan gayrı bir şey değildir. Ehlullah'tan ya da Allahu alem herhalde Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat edince kabre konuluyor. Tabi sorgu sual melekleri geliyor diyeceksiniz, nereden biliyorsunuz? Elbette ki sahabe-i kiram çok yüksek makama sahip, çok büyük veliullah'tır yani aynı zamanda. Sohbet-i Nebevi'de pişmiş, işin hakikatine vasıl olmuş. Artık keramet ile küşufat ile bir şey yoktur onun. Keramet, küşufat işte bunlar, sizler tenzih ederim, benim gibi zayıf adamların işi. Öyledir. Marifet de yani güzeldir de fakat onlar için dumdur. Marifet ehli de hoştur fakat işi bileni, efendim, hüneri olanı, marifeti olan kimsenin de hakikat ehline göre dumdur. Hakikat ehlidir onlar. İşte onlar sahabe-i meşrep, hakikat-i meşreptir. Seyri sülükleri onların bir anda istidat ve nispetlerince nübüvvetin nuruyla bir anda ikmal olmuştur. Ve o an itibarıyla irşat makamına her biri kendi nispet ve istidadınca yani kabiliyetince, ölçüsünce irşat makamına getirilmiştir. Her biri bir kavme gidip, her biri bir efendim sadece kendi bölgesindeki kavimlere değil, çok değişik yabancı işte efendim mektuplar götürülmüş Efendimiz'den, efendim Rum diyarına, Fars diyarına, efendim Afrika'ya, çeşitli memleketlere mektuplar götürerekten oradaki kimseyi emri bil maruf yapıp nehyani münker yaparak da hakkın hidayetine, efendim hakkın emrine davet ile icabet etmesi için emir buyurulmuşlardır. İşte bunlar irşad ehlidir. Yine yoldan geçeni çevirip de hadi git dememişler. Bunlar mühim meselelerdir. İşte onlar hakikat-i meşrep. Elhamdülillah. İşte bu bugün iş başa dönmüş. Başın biz diyor, sonun başıyız. Hazreti Fahri Kainat. Bu ümmet son ümmettir. Fakat hadis-i şerifte ne buyuruyor? Biz diyor sonun başıyız. Cümle tecrübe, cümle efendim hikmet, cümle meseleler hep bu ümmet için. Hazreti Adem dahi cennetten efendim bize ibret olsun diye çok küçük bir zelle. Evet, şeytan dahi efendim itirazıyla bize ibret olsun diye nice kavimler, nice meseleler efendim en son gelecek ümmeti Muhammed'e efendim nihai bir tecrübe ve ibret ve bunun daha fevkinde nice rahmet ve bereketlerle beraber bizler için çok büyük bir hazır tecrübedir. Bu hazır tecrübe ile de artık biz elimizde böylesine bir nur, böylesine bir rahmet, böylesine bir devlet varken bu işin farkına varamazsak bu bize yakışmaz. Aşk olsun ona. Böylesine bir rahmet varken. Daha artık ne diyelim? Öyleyse kardeşlerim, o Allah dostları efendim bu işin farkına varmışlar. Hak Teala'nın rızasını elde etmişler. Ve amellerin de ceset gibi değil, ruh ile beraber olan canlı birer amel halinde. İşte onların her bir amelinde Cenab-ı Mevla her bir tesbihinde, zikrinde nice melaikeler yaratır. Zerratın bütün zikri onlarla beraber inşallah onların amel defterlerine yazılır. Çünkü zerratın ve bütün kevanatın, canlı cansız hayvanatın zikrinin kendisine bir faydası yoktur. Yarın efendim amel-i salihattan sayılıp da cemaat ya da efendim hayvanat bir cennet veyahut da bir cehennem veyahut da ceza ile mükafat ile efendim hesaba çekilmeyecekler. Bunların zikri elbette ki hakkın zikrini bilen, hak ile beraber olan, hakkı hak ile bulmuş, beraber olmuş kimselerin ameli defterlerine yazılır. Çünkü niye? Onun üstünde, arzın üstünde gezerken neyin üstünde gezdiğini biliyor. Hak Teala'yı zikrederken nasıl zikrettiğini biliyor. O efendim hayvanattan istifade ederken, binerken ya da yerken efendim
o nimetin şükrünü hakkıyla ediyor. İşte böyle kimselerin o nimete şükrü, nimetin sahibini bilmesi, efendim, elbette ki mevcut olan her şeyin zikrinin amel defterine geçmesidir. İşte Hak Teala'ya güçlük yoktur. O amellerin her birinin dilerse nihayetsiz, ki zaten öyle o insan-ı kamil için, dilerse nihayetsiz, onlar efendim her biri bir melek, her biri efendim bir nur olaraktan halk edilirler. Ve onlar onun adına ve onunla beraber efendim daha henüz Hak ile efendim tanışamamış ya da Hakk'ın içerisinde olduğunu zannedip de efendim nefsiyle yaşayan kimseler için gözyaşı döken kimselerdir. İşte onların gözyaşları ve onların için efendim kayıtlanmaları elbette ki onların şefkat efendim ve merhametlerindendir. Hak Teala işte böyle kimseler hürmetine bizleri bu insanı kamile ulaştıra, efendim bizleri onlarla beraber eyliye, onların haliyle hallenmeyi, yollarında olup da hiç değilse canımızı kurtaranlardan eyliye inşallah. Elbette ki amellerimiz öz ruha kavuşması için ancak insanı kamil ile mümkündür. Çünkü işin reçetesi, işin hakikati onlarda. Muhyiddin Arabi Hazretleri şöyle buyuruyor. Musavvir mel'undur diyor. Tasvir eden yani. Musavvir mel'undur. Tabi bu hadis-i şerif geniştir yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dönemde gelmişler ki o günkü musavvirler put yaparlardı. Tasvir edenler. Heykel yapanlar yani böyle efendim resimler yapanlar. Ya yani bugün şu mana anlaşılmasın. Yani işte efendim yani bilirim yani Sami'nin sadasından bizzat mübarek bir ihvanı vardır ki efendim yabancı uyruklu tabii o da Müslüman. Mesleğinde de yani üniversite akademik şeyi de vardır yani profesör doktor ihvanımızdır yani tanışırız kendisi heykeltıraştır. Hali de çok hoştur. Heykeltıraştır yani ressamdır. Efendim çok da fazla maşallah kendini yetiştirmiş. Allah-u Teala nasip etti. Efendim Türkiye'ye geldi. Burada elhamdülillah Sami'nin saadetiyle tanıştı. Hak Teala buna inşallah güzel nimetler ihsan etti. Daha da nimetini artırsın. İşte böylesi durumlarda efendim o günkü durumu kıyas etmek, mukayese etmek elbette ki uygun değildir. Elbette ki yapmak hoş belki karşılanmayabilir. Fakat yarın cemali didarda, cenneti alada nice heykeller vardır ki işin farkına varan heykeller ne işi var? O cennette çok güzel heykeller de var yani. Çok güzel müzikler de, ritimler de var yani. Bunun Allah'tan gayrisi olduğunu buradayken fark edip de onun sevgisini gönlüne koymayan kişi için put değil bunlar. Efendim o müziği dinlemek veyahut da işte efendim o resmi, manzarayı efendim çizmek kişi için farkındaysa bunlar put değildir. O günkü kimsenin işi buydu. Çünkü putu yapardı, ardından da satardı, para kazanırdı ve hevasını ilah edinmişti. Allah Resulü'nün la ilahe illallah demesiyle beraber bir anda renginin simsiyah olup da ona düşman kesilmelerinin sebebi çünkü adam diyor ki sen benim ekmeğime mani oldun. Mani olacaksın. Aslında hak olduğunu biliyor. Bir şey insan için ne zaman put olur? Nefsinin hoşuna giden bir şeye. Dost acı söyler derler ya. Nefsinin hoşuna giden bir şeye eğer o kişi Allah için emri bil maruf, nehyan münker yapar, o da itiraz ederse o kişinin putudur işte. O günde şart öyleydi. Musavvir mel'undur dedi. Çünkü niye? O mel'unlar için söyledi bunu. Efendi. Onlar çünkü niye? Tasvir ederlerdi. İnsanları aldatırlardı, nefislerine tatmin ederlerdi. Zaten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri de öyle emir buyurmuşlardır. Bu emrin zahiri malumdur. Yani batın manasına gelince biz bir takım yani zahiri malumdur zaten bunu. Efendim ne niyetiyle yapmışlar, nasıl etmişler ona göredir. Bir takım amel-i salihatta bulunuyoruz. Bir takım böyle salih ameller yapmak
istiyoruz ve yapıyoruz. Eğer bunları ruhsuz işledikse, içerisinde ihlas yoktursa, samimiyet yoktursa, cuma namazında ya da bayram namazındayken, ceketini çıkartırken, efendim markasını gösteriyorsa, ağa da gelmiş en ön saftayken, şöyle bir de cemaate dönüp de o mübarek cemalini de göstermek istiyorsa, işte ha bu nefistendir. Mübarek cemal demeyelim, haşa. Fakat derdi odur. Yani ha, kalk görsün benim cemalimi. Şöyle bir ceketini çıkartırken hem kalitesi markasıyla beraber hem de o sıfatsız sıfatını göstermek gayretindedir. Ama onu ona sorsan der ki işte bu millet beni bir görsün. Çünkü niye çıkarken etrafına yağdanlığı dalgalığı toplanacak. Biraz işte nefsini okşayacak. Onun da hoşuna gidecek. Halkın önünde çıkartıp da cebine işte an sana fitre, an sana sadaka diyecek. Biraz daha nefsini işte efendim pahalandıracak. Daha da böyle efendim onu razı etmeye çalışacak. İşte bu da bir ameli salihat yapıyor orada. Bayram namazına gelmiş. Görünüşte öyle ama ruhsuz. Kokuşmuş bir ceset. Kokusu hemen belli olur. Ehli hale göre onun kokusu o anda çıkar. Çünkü şeytan kaçarken pis bir koku bırakır. Ya biz böyle bir koku duymuyoruz. Duymadıysak ne yapalım? Var ama. Nefsin olduğu yerde, nefsin itiraz olduğu yerde, nefse itiraz eden, efendim, nefis hakka itiraz ettiği yerde, o itirazına karşılık hak için ortaya hakkı koyan kimseye, efendim, tahammülü gelmezse şeytan orada durmaz. Hakkı hak için bilmiş, hakkı hak ile bilmiş kimsenin oradaki efendim şehadeti, talimatı ve orada emri bil maruf nehyan-ı münkeri şeytanı durdurmaz. O şeytan oradan hemen Allah'ın izniyle kaçar. Kaçarken de pis bir koku bırakır. O kokuyu da fark eden fark eder. İstediğini elde edememiştir. Efendiler, işte o ruhsuz ameller de böyledir. İşte bu ameller eğer bunlar ruhsuz işlenirse bilahare bu ameli salihat birer suret giyeceklerdir ki ruhları olmadığından resim gibi, heykel gibi kalacaklardır. İşte o musavvire denilecek ki yarın ruzi mahşerde aha buna can ver. Gücü yeter mi buna? Can veremeyecek. Yarın ruhsuz amel, ihlassız amel işleyen kimseye de hadi buna can ver dendiğinde nasıl can verecek? Hadi buna ruh ver dendiğinde nasıl verecek? Elbette ki veremeyecek. Cenab-ı Hak bize emir buyuracak ki şimdi şu şekil ve surete ruh verin. Bir tabii ki biz veremeyeceğiz. Bunun üzerine bizi azap edecektir. Amen-i salihat yalnız bir kelime-i tayyibe ile Hazreti Allah'a suud eden yükselir. Yalnız diyor bak amen-i salihat yalnız bir kelime-i tayyibe ile Hazreti Allah'a suud eder yani yükselir. Demek ki bir ihlas ile la ilahe illallah demenin manası ile beraber Hak Teala'ya yükselmesi, o tayyip olan kelime, Hakk'ın kelimesi ve Allah'tan gayrısının nefsi hakkıyla beraber la ilahe deyip de yoktur. Allah'tan gayrı müstakil bir güç, bir kuvvet yoktur. Allah'tan gayrı yaşatan, suret veren, şekil veren, örneksiz, benzersiz yaratan, can veren, tutan yoktur. Tek odur. Başka bir şey yoktur. Gayri hepsi fanidir. Gayri hepsi ondandır. Sıfat ve tecelli, efendim sıfat ve esmasındandır. Onun sıfatı kudretindendir. Bizzat kendi değildir gördüğünüz hiçbir şey. Görülen her şey bizzat kendi değildir, ondandır. Ruh dahi bizzat kendi değildir. Ruhumdan üfledim diyor, kudretinden ihsan ediyor. Zat-ı ilahiyesine bir şekil, efendim tasvir asla caiz değildir. Neye benzetsek, nereye otursak, nereye koysak asla caiz değildir. Hak Teala'yı neye benzetebiliriz? İşte o zaman şirk olur, küfür olur. O sonsuz, nihayetsiz kudretiyle yaratmış olduğu her şey fani de olsa tecelliyatından, onun sıfatından, kudretinden, esma-i ilahiyesinden bir tecelliyat vardır. Evet ondandır. Fakat neticede mahluktur, yaratılandır.
İşte bu mahlukta, bu yaratılanda bir kudret ararsak, Hak'tan gayrisinde, Allah'tan zat-ı ilahiyesinden olduğunda gayri bir kudret ararsa, işte bu küfürdür. Sebebi bir kudret, bir gerçek bir vasıta olaraktan bilirsek, işte bu bir küfürdür. Sebebi de halk eden Allah, o sebebi sana karşına çıkartan da Allah, onunla da işini gördüren Hak Teala'dır. İşte efendi, evet o sebebe müracaat da elbette ki gereklidir. Tevekkül etmekle beraber kul sebebe de müracaat eder, tebdile de müracaat eder. Ama bu da tevekküle engel değildir. Ondan olduğunu bilmem. O zat-ı ilahiyesinden, kudretinden efendim, o nihayetsiz ilminden ondan olduğunu bilmem. Efendim, onun sıfatlarından olduğunu bilmen elbette ki ona da hürmet gerektirir. Lakin ona olan hürmetin ne için olacak? Allah için olacak. İşte nimetin kadri kıymeti, efendim imkanların kadri kıymeti Allah için bilinirse mesele yoktur. İşte la ilahe böyledir. İlla Allah. Yaptım, ettim. Efendim, şöyle böyle Allah'tan gafil söylenirse bu sözler, bunlarla hoş değildir. Amel-i salihatı yaptığımızı zannederiz, gösterişe kaçarız. Allah'tan gafil kalırız, işte bunlar bir ceset gibidir. Yarın Hak Teala diyecek, buna suret giydir, işte efendim buna bir ruh ver, buna can ver. Yani elbette ki biz veremeyeceğiz, Hak Teala da bizi azap eder. Allah'tan gafil kalmak elbette ki böyle bir efendim büyük bir günahtır. Bu kişiyi şirki hafide bırakır. Hatta zamanla itirazlar çoğalırsa şirki cerhiye de efendim daha da yönelir. İşte o zaman itirazlarıyla beraber, bu sefer hak olan şeylerde inkarıyla beraber artık nefsinin azgınlığı o kimseyi efendim şirki cehriye de götürür. Açıktan bu sefer inkar etmeye başlar. Efendim, kimileri der ki Allah var, ölür amadır, efendim yeniden nasıl dirileceğiz? İşte bu müşriklerin sözüdür. Kudret-i ilahiyenin şanındandır ki seni yeniden bir zerre ile dirilsin. İlk seni nasıl yarattıysa seni parmak uçlarına kadar yeniden halk etmeye, bir defa yaratan sonsuz defada yaratır. Allah'ın şanındandır yani. O kudret-i ilahiyenin şanındandır. Efendim, nihayetsiz defalarca öldürür, nihayetsiz defalarca da diriltir. İlk yaratıldığın insan hiç düşünmez. Nasıl yaratıldığını insan hiç düşünmez. Ama ve öldükten sonra da tekrar nasıl yaratılacağına dair şüphe içerisine düşer. İşte zamanla da bu dışarıya taştığı zaman şirki cehriye doğru yönelir ki bu sefer tekrar yaratılışı inkar eder. Sübhan olan Allah-u Teala'yı efendim, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah-u Teala'yı bilmemektir bu. Onun şanındandır efendim, yeniden o zerreden de olsa insanı halk edecektir elbette ki. Evet, ona yükselir, onu da iyi amel ve hareket yükseltir. Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Onu da iyi amel ve hareket yükseltir. Evet, o diyor ki o kelime-i tayyibe de insanı kamildir. Yani amel-i salihat yalnız bir kelime-i tayyibe ile Hazreti Allah'a suud eder, yükselir. Gider ki o kelime-i tayyibe de insanı kamildir. İşte az önceki bahsettiğimiz, ki de kısmen bahsettiğimiz, eğer vakit inşallah daha da müsait oldukça sohbet, sahil sohbetlerde de inşallah beraberce konuşuruz. İşte hakkıyla o kelime-i tevhidi, illa Allah'ı diyebilen kimsenin söylemiş olduğu o kelime-i tayyibe elbette ki diyor insan kamildir. Çünkü niye hakkıyla söylüyor? Eğer o olmazsa, eğer hakkıyla söyleyen olmazsa elbette ki hiçbir şey olma ihtimali yoktur. Hakkıyla şu arzın üstünde kelime-i tevhidi söyleyemeyen bir kimse olmazsa hiçbir şey olma ihtimali yoktur. Allah-u Teala'nın değer verdiği Şu arza hiç değer vermiyor. Bir sineğin kanadı kadar değer vermiyor. Efendim, ama değer verdiği bir şey vardır. O da insan-ı kamildir. O Muhammedi ruhtur. O Muhammedi ruhu
hürmetine Hak Teala, o hakiki kelime-i tayyibeyi söyleyen kimsenin hürmetine Hak Teala işte bu arzın üstündeki diğer mahlukata da acıyıp helak etmiyor. Fakat kısmi helak şeyler vardır tabi onlar da. Efendimizin nuru hürmetine bütün helak etmiyor. Bütün suretimizi değiştirmiyor. Kısmi olaraktan oluyor. Ve ancak diyor güzel kelimeler ancak ona yükselir. Onu da iyi amel ve hareket yükseltir. Dikkat edecek olursak bu ayet-i kerimedir Fatır suresinde. Bunun böyle olduğunu kolaylıkla anlarız. Evet, ancak güzel kelimeler ona yükselir. Ayet-i kerime. Biz zannediyoruz ki bu ayeti okurken işte iyi sözler söyleyelim. İşte söylüyoruz ama nefisten söylüyoruz, farkında değiliz. Anlatıyoruz ama nefisten anlatıyoruz, farkında değiliz. İyilik yaptığımızı zannediyoruz. Bunun da Allah'a yükseldiğini zannediyoruz. Bunun öz ruhu yok ki. Nasıl yükselsin? Efendim, bu ayete bakıldığı zaman zahira böyle anlaşılıyor. Ama öyle değil. İşte hakkıyla o kelime-i tayyibeyi söyleyebilen, Allah'tan gayri bir şey söylemeyen yani ha. Ne söylerse Allah ile beraber söyleyen. O Arif-i Billah'ın söylediği söz, işte güzel kelime Hak Teala'ya yükselir. Çünkü Allah'tan gafil değil. Yükselirse işte böyle bir söz yükselir Allah'a. Ayet-i Kerim muanası budur. İşte onu da iyi amel, yani hareket yükseltir. Demek ki kalbinle efendim işler, sözlerinle işlerin bir olacak. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Demek ki sözlerimizle, şeriatın sözüyle efendim tarikattaki işlerimiz bir olacak. Ki marifet olsun, ki biliş olsun. Biliş olmasa olmaz ki hakikate, gerçeği fark edebilelim, ulaşabilelim. Ancak suud etsin Hak Teala'ya, yükselsin. Yoksa gayrı olmaz. Bakınız, o kadar amel-i salihat işleyen ademlerimiz vardır ki hesaba gelmez. Hakikaten öyledir. Lakin bunların hiçbiri Mevla-i Müteal Hazretlerine vasıl değildir. Burada vasıl olmayan, yani ulaşmayan, olmayan ise orada vasıl olamaz. İşte diyor buradayken vasıl olmak lazım. Yoksa diyor orada vasıl olma imkanı yoktur. Karşımızda yapmış olduğumuz zannettiğimiz efendim şeyleri karşımızda ararken her birinin bir toz olup da uçtuğunun farkına vardığımız zaman iş işten geçmiş olur. İşte bunu öz ruhuna kavuşturmak için hakkıyla kelime-i tayyibeyi söyleyenle beraber olma şartı, farziyeti vardır. Hatta farz ayniyeti vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Habibi edibi, Habibi Huda olan sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, bütün alemler, bütün mükevvelat ve her şey onun hürmetine yaratılmıştır. Sevgiden yaratılmıştır. Hak Teala daha Adem aleyhisselamı balçıktayken, daha ona daha hiç ruh vermemişken, daha Adem'in hatta ismi yokken Habibini yaratmıştı. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bütün bu yaratılışlara onun hürmetine vesile olan Hazreti Fahri Kainat'tır. O nasıl bir Allah'ın kuluydu? Nasıl bir abdtı? Nasıl bir Abdullah'tı? İşte böyle bir peygamberin ümmeti olmak ve onun varislerine ittiba etmek, eshab-ı kiram gibi tam teslimiyetle Allah'ın Resulüne canlarıyla efendim her şeysiyle feda etmiş kimselerle beraber olmak, feda edenlerle beraber olmak, hatta ruhundan dahi vazgeçenle beraber olmak. Feda olsun sana ya Resulallah. O insanı kamile feda olsun. Evet. İşte bu ahlak olmadıkça Allah Resulü'nden sonra bu iş bitmedi. Onun gerçek varisleri, onun köksündeki kaynağı efendim ulaşan, o kaynağın kendisi olan arifler bitmedi. Aynı iş devam ediyor. Bu o zaman nuksaniyet olur. O gün itibariyle İslam, sonrası itibariyle hadi lay lay lom, haşa. Var mı böyle bir şey? Bu nasıl ciddiyetsizlik?
Böyle bir ciddiyetsizlik Allah-u Teala kabul etmez. Amel-i salih yaptığımızı zannederiz. Fakat hürmetine ayakta durdurulduğumuz kimseye de takmayız. Böyle şey olmaz. İşte avam böyle körlük içerisinde maalesef. Sizler tenzih ederim. Benim gibi böyle bir körlük içerisinde. Halbuki bilmez ki arz-ı mükevenat onun hürmetine, bütün alem-i mahlukat onun hürmetine ve hatta kendisi dahi onun hürmetine rızıklandırılıyor da hakkıyla kelime-i tayyibeyi söyleyebilen hürmetine ayakta durduruluyor da ama haberi yoktur, oturuyor kenarda, ne diyesin? Ondan sonra da bekliyoruz. Bekleyeceğiz seni, bakalım burada fayda edecek mi? İşte iş buradayken lazım. Sizleri tenzih ederim. Efendi, genel olarak konuşuyoruz sohbet. Efendiler, evet, demek ki bunların işlediği amel-i salihat hiçbir işe yaramıyor. Fakat bu amel-i salihat işe yaramıyor diyorsam yanlış anlaşılmasın. Sadece Allah'a vuslat mevzunda işe yaramıyor. Caiz ki bu amel-i salihat erbabı cennete gider. Evet, gider. O bahsi ahardır. Fakat Allah'a vasıl olunmasa, cennete de gidilse yine azabı muhakkaktır. İşte Allah'tan dun olmak, evet cennette de olsa ki azabı muhakkaktır. Hatta bunun azabı daha şiddetlidir. Zira nar-ı buduf iftirak, ayrılık efendim, nar-ı cahime ve ihtiraktan beterdir. Yani haktan ayrılık, cennette de olsan efendim, nar-ı cahim, cehennemin azabından daha da beterdir. İhtiraktan daha da beterdir. İşte böyle bir ebedi körlük içerisinde, buradayken kendimizi körlüğe, efendim amel-i salihat işlediğimizi zannetmeye ve orada belki işte fayda edecektir inşallah. Fakat vuslatı yoktur, ulaşması yoktur. Evet, cennet ile belki taltif edilecektir, ikram edilecektir. Fakat bu sefer de ebedi olarak zat-ı ilahiyesinden efendim ayrı iftirak etme. Yani nar-ı cahimin azabından daha da beterdir diyor. Elhasıl insan-ı kamil, kamil-i kainatın halidir. Yani benidir, ziynetidir. Yani insan-ı kamil, cemal-i kainatın halidir. Yani benidir, ziynetidir. Beysi devam ve kıvamıdır. Bunlar daire-i insaniyetlerini dev ve ikmal etmişlerdir. İşte diyor bunlar diyor daire-i insaniyetlerini, insaniyetin hakikatini efendim ikmal etmişlerdir, tamamlanmışlardır. İnsanın yaratılmasındaki manası ve maksadı nedir? Neyse odur işte. Onu ikmal etmiştir. Efendiler, Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Hakkıyla nasıl ki geldiysek, hakkıyla dönmek lazım. İnsaniyetimizle geldik. Gaye ve maksadımız neyse, onunla dönmek lazım. Gayrı bunu ikmal etmesek olmaz. Bir buğday tanesi kendisi gibi bir buğday tanesini daha yetiştirirse, o tane daire-i kemalini devir ve ikmal etmiş olur. Yani diyor ki bir tohumdur bu. Evet, kendisi gibi bir taneyi de yetiştirirse, işte bu da devir-i efendim, o tane daire-i kemalini devir ve ikmal etmiş olur. İnsanın da böyle olması lazımdır. Hiç olmazsa kendi daire-i kemalini devir ve ikmal etmiş olmalıdır. Şayet kendi gibi birçoklarını yetiştirirse o daha da âlâdır. İşte burada şu da vardır kurban. Bazen söylerim inşallah. Gavsımız İmam Efendi sohbette bahseder. Yarın ruz-i mahşer, yarın cennet-i âliyede Hak Teâlâ efendim cemaliyle, ki sonsuzdur yani, nihayetsizdir, dilediği gibi tecelli eder. Cemalle dilediği gibi gözükür, gösterir yani. Öyle bir tecelli ile tecelli eder ki, cennet halkının ekseriyeti bilmez. Kalkar der ki, inkar eder. Hakkı hakkıyla inkar eder yalnız. Çünkü o kadar biliyor. Sen bizim Rabbimiz değilsindir. Ama ehli hak, hakkı hak ile ispat ederek, evet sen bizim Rabbimizsin der. Çünkü Allah'tan cennet-i âliyede artık efendim delalet, efendim batıliyet yoktur. Artık orada buradaki kimselerin yapmış olduğu zulümat, şu bu haksızlık yoktur. Artık orası kudret alemidir. Burası imtihan alemi. Teklif sırrı var. Burada bir mümin zahmet çeker, çile çeker ama sen işin sonuna bak. Efendim zalim kalkar,
Mikrofon yine şey mi oldu? Efendim atını, ciritini atar, oynatır. Fakat sen işin nihayetine bak. Bunun kaçışı yoktur. Hepsi diyor bize döndürülecek. Orada artık var mı öyle bir şey, olabilir mi? Olmaz. Artık orada batıliyet, bir şey, haksızlık, kimse kimseye zulüm bilmem ne yapamaz. Çünkü ancak nefisler kendine zulmeder, haksızlık eder. Buradayken yapıyorlar. Fakat nihayetine bak. İşte Fahreddin Razi'ye der Muhyiddin Arabi Kıddise Sürru, yarın sen de böyle olanlardan olmayasın diye ona teklif götürmekte. Diyor ki gel sana bu işin sırrını öğreteyim. Efendim, hatta şöyle bir rivayet daha olur Muhyiddin Arabi Hazretleri'nde. İki kardeş var, birisi vefat ediyor. Fakat amel-i salihat, işte efendim farzlara, sünnetlere tebeyyet var. Vefat ettikten sonra rüyasında görüyor kardeşi. Allah-u Teala sana nasıl muamele etti? Ne oldu diyor hali. Bazen hani olur yani böyle, aslında olur, genelde olur. Görürler yani. Vefat eden kimsenin ardından bazıları onun rüyasında halini görebilirler, görürlerdir. Diyor ki valla Allah-u Teala bana burada ikram etti, nimetlerine ihsan etti, nimetlerine ihsan etti. Beni bir cennetine koydu. Diyor başka? Efendim diyor, peki nasıl oldu diyor yani? Aran nasıl? Hak Teala ile işte Zat-ı İlahiyesiyle aran nasıl? Efendim işte diyor hiç onu sorma. Cennetteyim, nimetteyim ama diyor, o iş başkaymış diyor. Meğersem diyor onun için diyor bir insan-ı kamil lazımmış. Biz diyor bunu fark etmemişiz. Zahirde kalmışız. Surette kalmışız. Efendim, cesedimize ruh giydirecek. Efendim, o kimseye vasıl olamamışız. Tabi dehşetle uyanıyor uykusundan. Derhal Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin yanına gidiyor, inabe ediyor. Ve hakikaten güzel kimselerden oluyor inşallah. İşte böyledir kurban. Elbette ki birçok kimsenin yetişmesi. Belki yarın orada Cemal-i İlahiye'yi perdeli görecek. Ve daha sonra Cenab-ı Mevla diyecek ki sizlere vermediğim bir şey kaldı mı? Onlar diyecek ki daha bize ne veresin? Cennetinle nimetlendirdin, cemalini gösterdin. Diyecek daha size vermediğim bir şey var. O da rızamdır. Size şimdi rızamı verdim, sizlerden razı oldum diyecek. Peki sormak lazım, buradayken mi razı olsa iyi, oradayken mi razı olsa iyi? Bunun fayda ve farkı nedir? Elbette ki çok fayda ve farkı azimdir, çok büyüktür, çok farklıdır. Lisana gelmez bunun fayda ve farkını anlatmak. Buradayken razı olanların haliyle az önceki yukarıda ekilen bir tane, bir tohum, bir buğday daha yetiştirirse ve hatta diyor daha fazlasını yetiştirirse elbette ki diyor daha âlâdır. İşte bu ilmi billahı, bu ilmi billaha mazhar olmuş, Hakk'a amel-i salihatı vuslat olmuş kimsenin bir Adem daha yetiştirmesi, bir tane daha yetiştirmesi ve birçok daha tane yetiştirmesi birçok kimsenin elbette ki hüsnü hatime ile imanının selametine vesile olacaktır. Buradayken bu ilmi billahın tahsil etmiş kimselerin çok tane yetiştirmeleri elbette ki buradayken çok kimsenin de hidayetine ve kurtuluşuna gayreti inşallah Allah'ın inayetiyle efendim ihsanıyla vesile olacaktır inşallah. Elbette ki burada birçok kimsenin imanını selamet buldurmasına vesile olmuş, hidayetine ve irşadına vesile olmuş kimsenin ruzi mahşerdeki hali ve durumu elbette ki bir değildir. Oradayken razı olunmuşların çevresine baktığı zaman razı olunmuşlara ne kadar katkıda bulunamadığını fark etmesi muazzeptir, bir azaptır yani. Evet elbette ki o güzeldir, o da hoştur ama evet buradayken razı olmazsa ve buradayken de razı olunanlarla beraber olup da onlar hürmetine ve onlar vesilesiyle birçok kimsenin irşadına sebep olmak ve belki bir taneyi çoğaltıp da daha çok tane edip bu ilmi billahı sadırlara atmak ve Hakk'ın razı olduğu kulların efendim o muhteremlerin çoğalmasına
sebep olmak, vesile olmak, işi idrak edenlere, daha buradayken meselesini çözenlere çoğalmasına sebep olmak bambaşkadır. Dile, nutka gelmiyor ki anlatasın. Kâr içinde kârdır. Hatta nihayetsiz bir kârdır. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 değil. 1'e nihayetsiz bir ecirdir bu. Buradayken lazımdır. Aman biz dikkat edelim, Hakk'ın razılığını buradayken kazanalım inşallah. İnşallah. Gerçi mertebe-i nübüvvet büyüktür ve bütün başka bir iştir. Fakat Cenab-ı Zülcelal Hazretleri batın emrini en ziyade evliyaullahına izhar ediyor, gösteriyor, buyurmuştur. Çünkü enbiya-i izam haziratı şaridirler ve umuma memurdurlar. Şari yani şeriat ilk ortaya koyan. Şeriatı ilk ortaya koyan. Burası mühimdir inşallah. Umumun, bütün halaikin, halkın, yaratılanların işte saadet-i ebediye, nailiyetleri için zahir şeriat-ı şerifin emrini neşr-ü tamime memur olup, o yani o işi tamamlamaya memur olup, bu cihetle yani şeriatın zahirine, yani şer'in zahirine, yani o şerifin efendim zahiri üzerinde daha ziyade, yani o işin zahiri üzerinde dış kısmı, kabuk kısmı içerisinde daha fazla meşgul olurlar. Yani bir çekirdeğin nasıl ki işte iç kısmı işin esasıdır, kabuk muhafazasıdır. İşte diyor ki şeriatın zahiri o kabuk gibidir diyor. Esas diyor içtedir diyor yani. Onu yeşertecek, onu çınar yapacak, onu çoğaltacak esas içtir diyor. Yani aslında zahir bir manada gölgedir yani. Esas batındır. Amellerin ihlaslı olması da, gönülden olması da, efendim, onun ruha ve öze kavuşması da işte amel oluyor. İşte genelde Enbiya-i Zişan Efendimiz elbette ki nübüvveti pek büyüktür. Fakat halkın, halayıkın ekseriyetine bunu anlatmaları, bu şeriatın kabuğundan en fazla ziyade bahsetmeleri sebebiyle, evet, daha ziyade çalışmışlar. Hatta Cenab-ı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam gibi bir ullazim bir peygamberi zişanın nübüvvetinde ihtilaf bulunan Hızır Aleyhisselam'ı göndermiştir. Ya onun peygamberliğinde diyor ihtilaf vardır diyor. İşte o kimseye diyor Hızır Aleyhisselam'ı göndermiştir. Evet. Batın emrini ona talim ettirmiştir. Kabuğundan çekirdeğin içindeki esası, esas olanı ona talim ettirmiştir diyor. Kiminle kime? Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'ya talim ettirmiştir. İşte evliyullah'ın işi bu. Çekirdeğin içindeki esası anlatmak. Elbette ki kabuk da muhafazadır. Şarttır. Onsuz asla olmaz. Hatta efendim küfürdür. Şeriatsız hareket küfürdür. Kur'an'ın şeriatıyla efendim zahiriyle amel etmek ve bu şeriat ölçüsüne dahilinde hareket etmek elbette ki şarttır, muhakkaktır, mutlaka gereklidir. Evet, sen iç aleminde bu manayı hakikiye vakıf olmuşsun. Efendim, nasıl ki efendim bir şerbetin lezzetini tattıkça, onun mahiyetinin farkına vardıkça, elbette ki küpün içerisindeki şerbetin mana ve mahiyetini bilen kimseyle daha içindeki mana ve mahiyetine ermemiş kimsenin hali nasıl ki bir değilse, işte o lezzete farkına varan o küpün içerisindeki şerbetten kimsenin içebileceği miktarda o şifa olan, o macun olan o tiryaktan elbette ki taliplilerine, bu işi isteyenlere tattıracaktır. Efendim, işte bu bir ilaçtır. Belki başta acı gelir. Ama acı da gelse, kişinin sıhhati, efendim, kendi vücudunun içerisindeki o vücudunun sıhhati için muhakkak ki zaruri ve elzemdir, hatta şarttır. İşte sadece sureti temizlik de kafi değildir. İşte sireti efendim hastalıklara ve bunlara tedaviye elbette ki bu batın ilacını almak lazım. Sadece insan yıkanmayla hastalıktan kurtulmaz. Gıdasını da alacak. İşte bu gıda batın evliyullah'ta olan efendim bu işin çekirdeğin içerisindeki özden gelen bir ilimdir.
O öz ile o çınarı yetiştirecek, o taneyi buğdayı çoğaltacak ve onunla beraber kendi nispet ve istidadınca bu işi inşallah neşv-i nema ettirecektir biiznillahü teala. Evet, Enbiya-i Zişan Efendimiz elbette ki büyüktür ama ekser bu işin zahiriyle halkı irşad için ve bu işin dış kısmını, halka şeriatını izah için daha fazla meşgul olduklarından dolayı Hazreti Hızır peygamber olması, yani olduğu ihtilaflı bulunan bir kimseyi ululazım bir peygamber Hazreti Musa'ya göndermiştir. Hatta üç meselede ne yapmıştır? Gemiyi delmiştir. Efendim Hızır Aleyhisselam üç meselede bir gemiyi deldi. Bununla zahir helaka sebep geminin helaki olmakla Hazreti Musa davranışına itiraz etti. Çünkü işin içerisindeki efendim manayı anlayamadı. Hazreti Hızır Aleyhisselam da sen de bir sandık için suya atıldın dedi. Öyle ya, sen gemiyi deldiğime itiraz ediyorsun ama diyor, annen de seni bir sandığa koydu da suya attı. O zaman annene niye itiraz etmedi? Değil mi? Ben bir çocuğu öldürdüm. Ama diyor, sen de bir adam öldürdün. Değil mi? Sen diyor, şu aybe diyor, hizmet ettin 10 yıl. Bir ücret alabilirdim. Benim bu duvarı düzeltmemi niye ücretsiz yaptığıma diyor bana itiraz ediyorsun. İşte batın ve zahiri fark edebilmek için bir ölçüdür. Öyle ya. Hayatımızda böyle durumlar, buna benzer şeyler çok kurban. İşki hikmet dairesinde o ilmi batın ile bu işi anlayabilmek. İşte Evliyullah'ın işi bu. Gözlerimizin açılmasına bak, nasıl gözlerimiz açılıyor elhamdülillah, değil mi? Sizler tenzih ederim. Öyle ya, annen seni sandığa koydu, niye itiraz etmedin? Nile, timsahların olduğu, Firavun'a gitti senin sandığı. Kime teslim etti? Seni düşmana teslim etti. Yani diyor, bu gemiyi ben nasıl düşmana teslim edeyim? Ama bak hikmete, düşman sana baktı diyor. Seni yetiştirdi diyor, büyüttü diyor. Velahat Şehzade'ydi yani, öyle oradaki ilimleri vakıf olan bir kimseydi. Hazreti Asiye annemizin himayesinde, efendim sarayda çok sevilen bir kimseydi. Evlatlık ettiler daha, büyüttüler. O günkü Mısır ilimlerine vakıf olan bir kimseydi. Çok meselelere, o günkü herkese anlatılmayacak sırlara, ilimlere müttali olmuş bir kimseydi. Hazreti Musa. Evet. Madem öyle diyor, annene de itirazın lazımdı. Madem öyle diyor, senin de diyor efendim o adamı öldürmemen lazım. Bak nihayetinde kime gittin? Şu ay bir vakte gittin diyor. Hak Teala ona seni 10 yıl hizmet ettirdi de bak ücret almadın ama bak peygamber seçti diyor. İşte hikmet. İşte ilm-i ledün. İşte Evliyullah'ın mesleği. Budur kurban. Efendiler, İkincisi diyor, yıkılacak bir duvarı doğrulttu. Musa Aleyhisselam bununla bir menfaat görmediği için buna da itiraz etti. Bunu da niçin bila ücret yaptın dedi Hızır Aleyhisselam. Hazreti Şuayb'in kızlarının tarlasını sürer ve ekip biçerdin. Hem de bunları bila ücret yapardın. Sen niçin yapmıştın dedi. Üçüncüsü, Hızır Aleyhisselam bir çocuğu katletti. Hazreti Musa buna da itiraz etti. Hazreti Hızır da sen de Mecusi'yi öldürmüştün. Niçin öldürdün dedi. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam ulûm-u batiniyi, esbabını kavrayarak, işte irşat kavrayarak Hazreti Hızır'dan ayrıldı. Evet, çünkü peygamberdir. Kendisine bu kadar talim ve fazlıyla kafidir. Yani meselenin özünü çok kısa bir meselede sözle veyahut da efendim durumla kavradı. Ve ondan sonra ayrıldı. Çünkü neden? Bu kadar kafidir diyor. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri keşke, İşte bak buradaki keşke de bize, buradaki keşke bize daha fazla Hazreti Musa sabredeydi. Cenab-ı Hızır'dan, bak Cenab ne demek? Cömert demek, çok cömert demek. Cenab-ı Hızır, Hızır gibi yetti demek. Efendim, Cenab-ı Hızır'dan çabuk ayrılmayaydı. Bu refakatin, bu refakat etmenin efendim devamında bu ümmete çok havarik ve çok hakaik varid olurdu. İşte bu da bize.
İşte diyor bu Hızır Meşrep, Hızır Meslek olan bu Evliyullah'la beraberliğimiz ne kadar diyor fazla olursa daha fazla havari ve daha fazla hakaik varid olur diyor. Daha çok fazla hakikatler insanda efendim anlayışı, fehmi, idraki açılır. İşte tebeiyyetin ve intisabın manası budur. Daha fazla arkadaşlık edebilmek. Aman itiraz arkadaşlıkla arkadaşlığımızdaki olan şeyi efendim hukuku bozmasın. İşte itiraz olursa üç meseleyle meseleyi kavrarız. Ama itiraz olmazsa sürekli bir şekilde o manadan efendim istifade ederiz. Ama araya itiraz girdiği zaman neden niyeler çoğalırsa sana bu kadar kafi gönülden çıkartır. Hadi git der işine. Allah muhafaza. Rabbim bizi bu saadatın gönlünden, gözünden düşürmesin inşallah. Fakat biz farkına varmayız. Hadi sana git demez. Fakat gönlüyle irtibatını keser. Bağlantıyı keser. Bağlantı kesilirse o hakaikler daha fazla varid olmaz. Dun oluruz, dun kalırız. Elbette ki haşa nefret etmez. Allah için sever. Zaten işin en zor kısmı budur. Müslümanı sevmektir. İşin en zor kısmı Müslümanı sevmektir. Dikkat edersek hep araya nefis girer. Habire efendim Müslümanla geçimsizlikler olur. İlk salikin aşması gereken durum ihvanını, mümin kardeşini, Müslümanı sevmesidir. Hatasını görmemesidir. Eğer bu halledilirse Müslüman Müslümanı sever. Zor olan aha bu kısmı aşarsa, hatasını da setreder, görmezse billahi gerisi kolay. Mesela budur yani. Müslümanın Müslümana, ihvanın ihvana hüsnü zanlı çok çok şiddetli ve ziyade olmalıdır inşallah. En zor kısmı budur. Ve ihvanın da birbirine itirazı caiz değildir. Nefreti caiz değildir. Gıcık oldum, küstüm demesi asla caiz değildir. Billahi yolda bırakır. Onu kendi nefsinden üstün bilmezsen, ondaki marifetleriyle kendinde varmış gibi iftihar etmezsen, yolda bırakır. Onun güzelliğiyle, ona efendim ihsan olunan o nimet ile iftihar etmese, ihvan kendi kendini yolda bırakır. Çünkü haset ve nefis devreye girer. Ama sanki kendinde varmış gibi iftihar ederse elbette ki yol aldırtır. İşte efendim eshab-ı kiram öyleydi. Sorarlardı sen bu hale nasıl geldin? O da derdi ki işte böyle geldim. Onlar birbirlerine çok hürmet, saygı ve sevgi beslerlerdi. Bir kapıdan içeri girecekleri vakit yok Allah Resulü sana böyle dedi senin geçmen lazım. Hayır sana da böyle dedi senin geçmen lazım. O da sana şöyle dedi hayır senin geçmen lazım diye. O kapıdan birbirlerine türlü türlü efendim güzel sözler söyleyerekten illaki hürmet ve edep ile ilk önce diyor senin geçmen lazım. Böyle birbirlerine hürmet ve edep gösteriyor. İşte bizim mesleğimiz sahabe mesleği derler ya. İşte gerçek sahabe mesleği ihvanın kendi arasındaki elbette ki tesanütüdür. Kuvvetidir. Kardeşliğidir. Samimiyetidir. İhlasıdır. Kendi nefsimizden üstün bilmesek ve kendimizden fazla sevmesek bu iş olmaz. Mümin iki el gibidir. Kenetlenir. İhlasın sırrı buradadır inşallah. Evet aziz kardeşlerim. Elhasıl demek istiyorum ki gerek amen-i salihamız Cenab-ı Hakk'a gidebilmesi ve gerek ecel-i ulum olan yani en yüksek ilim, üstün ilim, ilmi batının tahsili ve hemhal bir insan-ı kamile, bir mürşide, bir rehbere muhtacız. Ve bu ehli de her zaman mevcuttur. Yoktur değil. Hani bu zamanda var mı? O nasıl laf? Elbette ki var. Yoksa bu gök, bu yer nasıl bu ayağımızın altında duruyor, başımızın üstünde duruyor? İşte var olan o hakkın, o kelime-i tayyibeyi hakkı hak ile söyleyebilen, bilen kimsenin hürmetine durduruluyoruz. Farkında mıyız? Elbette ki var. Hiç boş olur mu? Elbette ki var. Her zaman da mevcuttur. Evet. Yalnız aramak ve bulmak lazımdır. Bir hadis-i şerif vardır. O hadis-i şerifin nihayetine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki ahir vakitte Hazreti İsa aleyhisselam gökten indiği zaman
benim ümmetimden bazı ekabire, yani büyüklere, hakikaten bu işi sahabe mesleğine idrak etmiş kimselere tesadüf edeceklerdir de onların kadri kıymetlerini dağlar gibi azimdir. Hazreti İsa ahir zamanda diyor geldiği vakit, efendim gökten indiği zaman diyor, efendim benim ümmetimden diyor bazı ekabire, büyüklere tesadüf edecektir ki onların kadri kıymetleri dağlar gibi azimdir. İşte elhamdülillah. Bu hadis-i şeriften de anlaşılıyor ki ta o vakte kadar bu ümmet-i merhume içerisinde ehl-i batın bulunacaktır. Ve o vakte kadar eksik olmayacaktır. Yalnız şu kadarı vardır ki bunların miktarı ma teessüfü pek az ve mahdut olacaktır. Evet. Hay, inşallah daha sonraki sohbette gerisini okuruz. Bugünlük bu kadar inşallah gerçek kafi demek. Demek istemiyorum da. Ben sizlerden daha belki az feyiz alıyorumdur. Fakat o az da olsa hakikaten sohbeti bırakmak istemiyorum. Allah razı olsun.